Donanım Haber'den herkese merhaba ben Özgür. Bugün burada da görmüş olduğunuz gibi Dreamy markasının D10 Plus isimli robot süpürgesine yakından bakacağız. İsterseniz hızlıca videoya geçelim. <laughs> Dreamy Deon Plus süpürgenin içerisinden süpürgenin kendisi, şarj ve temizlik için kullanılan istasyonu, paspas pedi, şarj kablosu, yedek torba, yan fırça ve kullanım kılavuzu gibi kağıtlar çıkıyor kullanım kılavuzunu okuyarak başlamak en sağlıklı kullanım şekli onu da söylemiş olalım. 4000 paskallık emiş gücüne sahip olan Dream Deon Plus 5 litrelik toz torbasına, 400 mililitrelik toz hanesine, 45 mililitrelik su deposuna ve 5200 miliamperlik bataryasıyla full şarjda 170 dakikalık temizlik yapabilecek bir güce sahip. 100 metrekarelik bir evi 8 dakikada haritalayabilecek seviyede bir sisteme sahip yani yüksek performanslı bir lider navigasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Alexa ve Google Asistan desteği olan süpürgeyi sesli komut ile çalıştırabildiğiniz gibi uygulama üzerinden de rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Süpürge'nin teknik detayları bu şekilde. İsterseniz burada biraz deneyimlerimden bahsedeyim. Ee, süpürge'nin kurulum aşamasını artık bu son deneyime kadar olan kısmı e, kronolojik bir sırayla anlatmak istiyorum. Hemen kurulumdan baş başlayalım. Kurulumu zaten e, bu direkt olarak çıkıyor. Bu da direkt olarak çıkıyor. Sadece fırçasını altından takmanız gerekiyor. Sonrasında şarj daha doğrusu da sonrasında bunu prize takıyorsunuz. Bunu da hemen şarja bırakıyorsunuz. Bu sırada uygulamaya indirmeniz çok önemli. Zaten uygulama sayesinde birçok şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Daha öncesinde belirttiğim gibi kullanım kılavuzunu başlamadan önce mutlaka okuyun. Çünkü gerçekten orada çok güzel detaylar var. Hayat kurtarabilecek detaylar var. Ve çok daha hızlı bir şekilde süpürgeyi kurabilirsiniz. Uygulamayı da indirdikten sonra... İstasyonu sağı ve solu yarım metre önü de yani bu tarafında bir buçuk metre boşluk olması gerekiyor. Ee, hani süpürge çünkü girip çıkarken daha rahat hareket etsin diye. Ee, onun dışında herhangi bir şey dikkat etmenize gerek yok kurulum aşamasında. Daha sonrasında dediğim gibi e, uygulamayı indiriyorsunuz ve oradan süpürge ile bağlantıyı kurduktan sonra bu arada bağlantı kısmında gayet kolay e, aynı Wi-Fi'ye bağlıyorsunuz ve oradan çok hızlı bir şekilde e, hem telefonunuzla uygulamaya bağlayabiliyorsunuz. Kurulum bitirip uygulama üzerinden de süpürgeye bağlandıktan sonra haritalama kısmı başlıyor. Haritalama kısmı daha önce söylediğim gibi çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Yaklaşık 75-80 metrekarelik bir evde oturuyorum ve çok böyle önemli olan yerler var. İşte hani süpürgenin giremeyeceği veya böyle çok karmaşık yerler var. süpürge oraları bile çok rahatlıkla hızlı bir şekilde haritaladı. Yaklaşık 7-8 dakika sürdü diyebilirim. bu 7-8 dakikanın sonunda da hani sadece dümdüz bir ev çıkarmıyor kendisi odalara da ayırıyor işte burası bak başka bir oda burası başka bir oda ve hepsinin kapısı açık olmasına rağmen çok güzel bir şekilde odaların ayrımını da iyi yaptı. Oldu ki burada bir hata oldu atıyorum salonda mutfağı bir arada kattı aradaki geçişi anlamadı bir hani oda olduğunu anlamadı ve hepsini bir kattı o zaman da direkt uygulama üzerinden orayı bölüp burası başka bir oda, burası başka bir oda diye e, işaretleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu odaları isimlendire de biliyorsunuz. İşte direkt salon dersiniz, mutfak dersiniz. Buradaki isimlendirmeyi de yapabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde haritalama kısmı bittikten sonraki buranın üstünde tekrar tekrar duracağım. Çünkü gerçekten çok iyi haritalıyor. Mesela banyoya girme diye bir seçenek belirttim. Hani o tarafa girme çünkü banyo biraz dar. Yani süpürge oraya girerse hiçbir yeri temizleyemeyecek. Zaten kafası karışıp geri çıkar diye düşündüğüm için. Oraya girme dedim ama kapısı yarım açıkken bile içerinin komple haritasını çıkardı. Gerçekten beni şaşırtan bir detay olduğunu söylemem lazım. Sonrasında temizlik aşamasına geliyoruz. Haritalama bittikten sonra isterseniz tek bir odayı veya birkaç farklı odayı veya bölge bölge atıyorum işte sadece salonun ortasını temizle gibi bölge işaretleyebiliyorsunuz ve her yeri direkt temizle her şeyi temizle diyebiliyorsunuz. Bu zaten birçok süpürgede olan bir şey ama gerçekten buradaki yani uygulamanın kolaylığı beni çok mutlu etti, memnun etti diyebilirim. Temizlik kısmında sadece hani tüm evi temizlemenin yanı sıra dediğim gibi hani odaları da ayrı ayrı temizleyebiliyorsunuz. Buradaki temizliği de yine farklı bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Mesela üç farklı emiş gücü seçeneği var bu arada. İşte hani düşük, orta ve yüksek olarak atıyorum salonu en yüksek güçte 3 kere süpür, sonra mutfağa geç, orada 2 kere tekrar et ama düşük güçte süpür gibi detayları da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela örneğin bizim salon çok daha fazla e, tozlanan bir yer veya kullanmadığınız bir oda var. Oraya mesela diyorum ki düşük güçte bir kere süpürsen yeter. Ama salonu en yüksek güçte 3 kere süpür diye bir ayar var. Bunu direkt uygulama üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Sonrasında zaten siz direkt başlattığınız zaman en son ayarınız neyse o şekilde tüm evi temizlemeye başlıyor. Veya diyelim ki bu ayarları yaptınız. Dediniz ki salona 3 kere... Temizle ve en yüksek güçte temizle dediniz. Sonrasında da sadece salonu süpürmek istediniz. Daha önceki ayarınız neyse salon için direkt o şekilde süpürüyor. Yani tekrardan bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Dediğim gibi 75-80 metrekarelik bir evde oturuyorum. Ve salon hani diğer evlerle kıyaslandığında biraz daha büyük bir salon sahibi. Benim ayarlarım şu şekilde. Salonu 3 kere temizle. En yüksek güçte e mutfağı iki kere, diğer iki odayı da iki kere temizle şeklinde ve hani koridoru da iki kere temizle şeklinde ayarladım ve bunu 75-80 metrekarelik bir evi yaklaşık olarak e, 45 50 dakika gibi bir sürede komple bitiriyor ve bitirdiği zaman da hani gerçekten içinizi sinen bir temizlik performansı ortaya koydun rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle bu tarz süpürgelerde benim bu zamana kadar hani kendimin hiç kullanmamış olmasının sebebi işte hallara çıkmada biraz sorun yaşaması ve hani gerçekten temizliyormuş hissiyatını bana vermiyordu. Temizlik konusunda biraz titizimdir, dikkatliyimdir. Bu hissiyatı vermediği için hiç daha önce böyle bir işe girişmemiştim ama hazır test için bize ulaştığında denemeyi merakla bekliyordum. 3 haftalık bir süre içerisinde kullandım bu süpürgeyi ve gerçekten iki şey çok hoşuma gitti. Ee, bu süpürge temizledikten sonra tabii ki hani süpürge'nin bu süpürge'nin giremediği bazı yerler var. Orada mecbur kendiniz temizliyorsunuz. Ama onun dışında girebildiği her yer, halılar da dahil olmak üzere gerçekten muazzam bir şekilde temizliyor. Özellikle hani, en yüksek güçle temizliyorsanız müthiş bir şekilde temizliyor ve tekrardan bir temizliğe ihtiyaç duymuyor. Ee, evde hem kablolu çok güçlü bir süpürge hem de dikey e, şarjlı bir süpürge kullanıyorum. Bu ikisine hiçbir zaman ihtiyaç duymadım. Mesela sadece dikeyi kullanırken bile bazen e, Kabloluyla şu halıya bir tekrar girişeyim diyordum. Ama bunda halıya çıktığı zaman hiçbir zaman öyle bir e, düşüncem olmadı. E, halıdaki performansı beni gerçekten ayrıca e, şaşırttı. E, bizim halımızda biraz yüksek bir halı. Altındaki tekerler de gerçekten bu konuda bayağı işe yarıyor çünkü halıya çıkarken bazı süpürgeler biraz zorlanabiliyor ama bu süpürge gerçekten hiç zorlanmadı Tabi zaman zaman sıkıntılar çıkabiliyor mesela bizim evdeki perdeler biraz büyük olduğu için uzun olduğu için yerde sürünüyorlar bazen Ve süpürge onların yanına gittiği zaman bazen takılıyor kendi başına böyle bir dönüyor o zaman da hemen zaten uygulama üzerinden bildirim atıyor ki takıldım yardım et Hemen gidiyorsunuz onu oradan kurtarıyorsunuz ve daha sonrasında da eğer daha öncesinde süpüremediği bir yer varsa haritalamada boş bir yer var mesela. Ama tam o sırada orada bir şey var e, tekrardan haritalamayı bozmadan o sırada değiştiriyor sistemi ve sadece orayı süpürüp tekrardan eski yerine dönüyor. Tekerler konusunda son bir ekleme yapmak istiyorum. Evdeki dolabın altı aslında çok da süpürgenin girebileceği bir yer değil en azından ben öyle düşünmüştüm ve tüm kabloyu onun altına atmıştım ve gerçekten bayağı... E dolu dolu bir kablo vardı orada. E süpürgenin oraya girebileceğini süpürge oraya girdikten sonra fark ettim. E süpürge oraya rahat bir şekilde girdi ve en son içeriden sesler gelmeye başladı. Hani E süpürgenin normalde çıkarmaması gereken sesler gelmeye başladı. Sanki böyle bir arazi aracıymış gibi. Gidip baktığımda o dolabın altına girmiş ve e, o kabloların arasından gerçekten büyük bir başarıyla çıktı. E, bunu da çok takdir ettim. Hani acaba çıkamaz mı veya işte bir yani müdahale etmem gerekir mi diye beklerken o yoğun kabloların altına girdi tekerleği sayesinde oradan indi, gitti, bir şeyler yaptı ve oradan başarı temizleyerek çıktı. Gerçekten yani hayranlıkla izledim o yaklaşık 5 dakikalık kısmı. Süpürme kısmı bu şekilde kısaca bir tekrar özetleyeyim. 3 farklı güç modu var. Emiş gücü modu var. Ee, onun dışında evde istediğiniz bölgeyi temizleyebilme gibi bir ayar bulunuyor uygulama üzerinde ve aynı zamanda e, süpürme kısmını da özelleştirebiliyorsunuz. İşte salon 3 kere, mutfağı 2 kere temizle gibi detayları da oradan kontrol edebiliyorsunuz. Gerçekten ee, ...süpürme kısmında beni fazlasıyla tatmin ettiğini söyleyebilirim. Ama tabii ki sadece süpürmüyor. Bu e, süpürge aynı zamanda paspasta yapıyor. Şimdi o kısma geçelim. Bildiğiniz gibi temizlik sırasında süpürme kadar e, silme kısmında... ...yani paspas kısmında bir aile önemli. Benim aslında en çok dikkat ettiğim yerlerden birisi de o. E, bu süpürgenin içine tabii ki hemen bu arada şu şekilde yapıyorsunuz. Bir e, ekstra bir aparatı var. Bu aparatın içine su koyuyorsunuz. 145 mililitrelik bir su e, hacmi var orada. E, su koyuyorsunuz sonrasında süpürgenin üzerine takıyorsunuz. Siz onu taktıktan sonra süpürge zaten uygulama üzerine direkt olarak e, durumu algılıyor. Diyor ki şu anda bana paspas takıldı ve ben paspas moduna geçiyorum e, diyor. Yani o saatten sonra acaba süpürecek mi silecek mi diye tekrar uğraşmanıza gerek yok. E, süpürge bunu otomatik olarak algılıyor. Tabii ki bu tarz e, süpürgelerde e, bu e, deponun içine su koyduğunuz yerin içine ne yazık ki deterjan gibi işte yani temizleme e, ile ilgili kimyasallar koyamıyorsunuz süpürgeye zarar verebileceği için. O yüzden hani suyun yanına belki işte sirke gibi farklı e, sıvılar koyarak bir e, temizliği daha da kuvvetlendirebilirsiniz. Burada ama yok ben sadece şöyle bir sileceğim yerler parlak gözüksün bir ıslansın diyorsanız da gayet başarılı. su ekledikten sonra uygulama üzerinden direkt zaten dediğim gibi e, bu paspas moduna otomatik olarak geçiyor. Orada da yine aynı ayarları yapabiliyorsunuz. İşte salonu iki kere sil, mutfağı bir kere sil gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle bir ayar da var. Daha bir derin bir e, silme ayarı var. Onu aldığınız zaman zaten uygulamada hemen uyarıyı size yapıyor diyor ki bu çok daha hani e, uzun bir süre sürecek ve bunu yaptıktan sonra bir kayma riski oluşabilir hani daha derin bir temizlik yapıyor. E, bunu kabul ediyor musunuz diye soruyor. Yok böyle bir kabasını al derseniz de yine e, sıradan normal bir şekilde yavaşça geçip her tarafı siliyor. Ama tabii ciddi bir temizlik istiyorsanız bu modu kullanmanızda fayda var. E ayrıca şöyle bir modda bulunuyor. Atıyorum paspas aparatını taktınız. E hem süpürsün hem silsin böyle bir modda bulunuyor. Paspas aparatını taktıktan sonra bir oradan hemen yine uygulama üzerinden hem süpür hem sil ayarına basıyorsunuz. Süpürge önce süpürüyor ardından da silmeye başlıyor. Buradaki tek sorun şu Süpürürken evet gayet iyi halıların da üzerine çıkıp rahat rahat süpürebiliyor ama silme moduna geçtiğiniz zaman yani paspas moduna geçtiğiniz zaman halıların olduğu kısmı e, işaretlemeniz gerekiyor. Çünkü süpürge bu sefer o tarafa da çıkmaya çalışıyor orada bir sıkıntı e, olabiliyor. O yüzden ya halıları ortadan kaldırın ya da ona göre bir şeyler yapın çünkü halının üzerine çıktığı zaman zaten e, çok da bir anlamı olmuyor. O yüzden o tarafta dikkat etmenize fayda var. Süpürgenin bir diğer sevdiğim detayı ise bu içindeki toz deposunu boşaltma kısmı sizin herhangi bir şeyle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Süpürge temizledikten sonra bu istasyona dönüyor ve hemen altındaki yerden vakumlarla çekiliyor ve içindeki toz bu ünitenin hemen üstündeki Ana depoya gönderiliyor yani tozlar aslında burada birikiyor bunu da yine siz ayarlayabiliyorsunuz isterseniz işte her 3 temizlikte bir e, süpürgenin içindeki tozları boşalt veya her temizlikten sonra boşalt gibi bunu ayarlayabiliyorsunuz e, çok uzun süre yani üstteki e, toz hanesi dolana kadar sizin bir şeye müdahale etmenize gerek kalmıyor ki dediğim gibi yaklaşık 3 hafta boyunca kullandım ve e, yarısı bile dolmamış olabilir. Yani evde tozlanan bir yani öyle çok tozlanmayan bir evde değil. O yüzden yani yaklaşık olarak 1 bir ay gibi bir süre boyunca siz süpürge'nin herhangi bir yerini boşaltmanıza gerek kalmıyor. Süpürge'nin alt kısmında bulunan fırça sayesinde de evinizdeki saçları da çok rahat bir şekilde süpürge toplayabiliyor. Ee, bizim evde ne yazık ki çok fazla saç olduğu için bu süpürgenin bu performansını özellikle beğendim. Ee, her taraftaki saçları çok rahat bir şekilde topluyor. Sonrasında onu yine hemen bu süpürgenin altındaki aparatla temizleyebiliyorsunuz. Son olarak şarj kısmına gelelim. Dediğim gibi full şarjlı 170 dakikalık bir temizlik süresine sahip. Tabii ki burada sizin hangi güçle çalıştırmanıza göre bu performans değişebilir ama eğer çok büyük bir evde oturmuyorsanız tek seferde her tarafı rahatlıkla silip süpürebilecek bir güce sahip. Daha sonrasında zaten kendisi şarjı biteceği zaman atıyorum işte şarjı azaldı ama temizlik yarıda kaldı gidiyor istasyona kendini şarj ediyor ve sonra tekrardan çıkıp kaldığı yerden devam ediyor. Böyle bir özelliğe sahip olması da güzel yani temizlik hiçbir zaman öyle e, yarım kalmıyor. Tekrardan gelip temizliği bitiriyor mutlaka. Sıfırdan yüze şarj etmesini de yaklaşık 5-10 saat gibi süre verebilirim. Çünkü e, yani biraz daha geniş bir süre fark ettiğiniz gibi. Çünkü sıfırlayacak kadar kullanamadım yazık ki. Çünkü evi komple temizlediğinde yaklaşık olarak hani %100'den şarjı en fazla %70'e kadar düştü. Tekrardan gittiğinde birkaç saat içerisinde tekrardan %100'e ulaştı. Hani sıfıra düşecek büyüklükte bir evde yaşamadığım için onu deneyimleme fırsatım ne yazık ki olmadı. Genel olarak süpürgeyi değerlendirmem gerekirse ben bu tarz süpürgeleri dediğim gibi çok seven birisi, kullanmak isteyen birisi değildim. Ta ki Dreamy Deon Plus'a kadar gerçekten güzel bir süpürge. Özellikle bu süpürme aşamasında çok bu farklı özelleştirebilir ayarlarıyla çok kullanışlı bir hale geliyor. Son işte 3 hafta boyunca evi tamamen bu arkadaşa emanet ettim ve bundan da bir aile memnun kaldım diyebilirim bundan sonraki süreçte de kullanmaya can atıyorum diye tekrardan belirteyim. Dediğim gibi özellikle süpürme kısmı çok başarılı. Silme kısmında zaten çok büyük bir iddiası yok ama yine de hani bir yerlerde silsin böyle sirkeyle falan bir şeyler yapsın diyorsanız da onu da yapabilecek bir performansa sahip. Genel olarak toparladığımda süpürge çok beğendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Evet bu videomuzda Dreamy D10 Plus isimli süpürgeye yakından baktık. Peki siz bu süpürge hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel olarak robot süpürge kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.